Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Tonguç'la beraber mükemmel bir deney yapacağız. Tonguç hazır mısın evladım? Hocam ne yapıyoruz? Evladım kaldıraçların deneyini yapacağız. Elimizdeki malzemeleri hemen bakalım. Tahta revalli. Hayır ne tahta revalli. Evladım bir tane çubuk al tahta çubuk. Onun buna bir destek noktası aldık böyle. Buna destek diyoruz şu çubuğa. Ve aynı zamanda bu da bir yük aslında. Bunun içine hasta kutunun içine piller koyduk ağırlık oluşturması için. Bir tane de dinamometre aldık. Bu dinamometre böyle çektikçe hani ucundan böyle çektikçe daha fazla burada dereceleri var. Bu dereceleri hatta yakınlaşarak görebiliyorsunuz zaman Bu derecelerle kaç Newton olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda arka tarafında da kaç gram olduğunu gösteriyor. Bu sarı çubuğun geldiği yere göre. işte bu üç tane malzeme Kaldıraç mı dinamometre mi hocam? Kaldıraç aslında. Şimdi bu kaldıracımıza şöyle bir deney yapacağız. Diyeceğiz ki. Şimdi ben bir kere bu kaldıracın ucuna bu dinamometre yani aslında dinamometre kuvveti temsil ediyor. Kuvveti ölçen aleti taktım. Bir tarafına da yük taktım. Şimdi bu kaldıraçta dikkat et bu mesafeye biz ne diyoruz? Bu destek olduğundan dolayı yükün desteğe olan uzaklığı yük kol diyoruz. Buna ise yükün pardon kuvvetin yani dinamometrenin desteğe olan uzaklığına da kuvvet kolu diyoruz. İşte bunların arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışacağız. Şimdi hemen başlayalım deneyimize. Başlayalım bir kere hocam. deneyimizde şöyle yapıyoruz. İlk başta bu ucuna taktık ve bu ucuna taktığımız zaman Newton ölçme aletimizde Newton'un gösterdiği değeri görüyoruz. Çok ufak bir değer Newton değeri çıkıyor. Ama ben kuvvetimi şuradaki değeri okuyalım hemen ve sonrasında diyelim ki ben kuvveti çıkartıp artık birazcık daha yaklaştırayım. Yani kuvvet Oo. kolunu ne yapayım? Kuvvet kolunu azaltayım mı geldim. KK azaldı. Aynen kuvvet kolunu azaltayım. Hatta şuraya getirelim. Birazcık daha artayım. Bak kuvvet kolunu azalttığım zaman karşımıza çıkan Newton değerini görebiliyor musunuz? Değişti. Aynen öyle. Ne oldu? İnanılmaz derecede arttı. Neden? Çünkü kuvvet kolu az olunca ku uyguladığımız kuvvet artıyor. Yani kuvvetten kaybediyoruz. Ama ben bunu burası değil de tam ucuna taktığım zaman ne olur? Kuvvetten ee, kazancım daha, daha fazla. Rahat kaldırın. Daha rahat kaldırırım. Bak elim şu anda hiç aşağı doğru çekmek bile istemiyor. Mu çok hocam şu anda? Hayır tüy gibi. Aynen. Buradaki okuduğum değer çok küçük. Ama ben bunu alıp da birazcık daha yaklaştırırsam ve buraya takarsam o zaman karşımıza inanılmaz elim bayağı bir sağlam tutmak zorunda yoksa çat diye düşer bak. Böyle birazcık daha kuvvetli. Dolayısıyla buradaki değere baktığımız zaman kuvvet daha fazla oluyor. O yüzden neymiş Tonguç evladım benim? Kuvvet kolu azaldıkça kuvvetimiz artar kuvvet kolu arttıkça kuvvet kolu arttıkça kuvvetimiz azalır. Bunu bir daha kere rahat kaldırız. aynen buradan Newton hesabından görebiliyoruz. Bir de aynı zamanda Kuvvet kazancımız da artar aslında daha rahat kaldırdığımız için. O yüzden kuvvet kazancı kuvvet kolu fazlayken fazladır. Kuvvet kolu azken yani şuradayken kuvvet kazancı daha azdır diyorum. Hatta şöyle takalım bir tane daha. Burada ise kuvvet kazancı daha az diyorum. Eyvah gerçekten sistemimiz artık dayanamadı ve istifa ediyoruz. İşte ben mesela şuradan şey mesela şuradan böyle bastırdığım zaman, böyle bastırdığım zaman burada şunu hissediyorum. Az bir kuvvet. Ama şuradan tutmaya çalıştığınız zaman gerçekten de elim elim neredeyse titriyor. Artık dayanamayacak Hocam, pozisyondayım. Gerçekten çok zor diyorum. Aynen öyle. Aynen öyle. Kaldıraçlar o zaman kuvvet kolu etkisini anladık yük kolunu da aynı şekilde sağ tarafa getirip de e, farklı deneyler yapılabilir. Tabi buradaki dinamometremiz okullarda kullanılan çok güzel bir dinamometre. Hocam kurbanlara süre. Aynen. Öyle. Bunu mesela hatta şöyle yaparak da yapabiliriz. Şuradan dinamometreyi şöyle tuttum. Ondan sonra dinamometreyi birazcık buraya getirdim. Bak. Aa. Şimdi bak. buradaki kuvveti görüyorsun dinamometrenin gösterdiği. Şimdi birazcık bu tarafa getirdim. Arttı. Aa. Sonra birazcık bu tarafa getirdim. Arttı. Geriliyor Sonra yani. Sonra birazcık bu tarafa getirdim. Arttı. Hatta artık böyle düşmeye çalışıyor. Görüyor musun mi? Birazcık bu tarafa getirdim. Artık bayağı bir görebiliyor musun? Tonguç ya Ne kadar yukarı çıktı görebiliyorsun. Sen de işte artık daha tutamayacak hale geldim. Çünkü Yazıklar gerçekten e, dinamometre böyle dayanamadı diyoruz. Ve süper bir şekilde kaldıraçları anlamış olduk. Hadi bakalım bir sonraki deneyimizde görüşmek Süperdi üzere. Süperdi hocam.